Merhabalar, 80 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak serisinde 70. gündeyiz. Analizlerimize devam ediyoruz. Tabii ki Borsa İstanbul 100 endeksinin genel çerçevede hisse senetlerinin de tatsız tuzsuz olduğunu görmeye bugün de devam ettik. %1.38 BIST endeksi aşağı doğru hareketli. Tabii ki bankacılık endeksi ayrışan endeks, ayrışan hisse senetleri yeşil kapatsa da borsanın genelinde yeniden hisse senetlerinin çoğunluğunun dün olduğu gibi bugün de değer kaybettiğini görüyoruz. Evet, gün sonuna baktığımız vakit en fazla değer kazanan hisse senetleri Elite, Durukan, Halkars hisse senedimiz, Batı Soke, Çimento, Durdo, Tuğçelik, Dinamik Hısı, Manas Enerji, Katılım Ev, Merko, Kızıl Büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve İhlas Haber Ajansı bugün itibariyle yukarı doğru hareket etmiş hisse senetleri. Evet, değer kaybeden hisse senetlerine baktığımız vakit Terra Grand Türk hisse senedi günü taban fiyattan noktaladı. 117.3 TL geriledi. Yine Halkars hisse senetlerinden RAL Yatırım Holding, Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Perolink, Senkron Güvenlik, Eker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Cem Zeytin, Kuştur Turizm, Almat ve Ufuk hisse senetleri bugün itibariyle aşağıya doğru hareket eden hisse senetleri. Evet, Durukan Şekerleme hisse senedine baktığımızdaki son Halkars hisse senedi ardarda tavanlardan sonra taban serisini yaptı hisse senedi. Bugün itibariyle tekrardan günü tavan fiyattan noktada. Tabii ki tavanda hisse senediyle ilgili A1 Kapital'in satışlarını da görmekteyiz. Ön sıralarda satıcılar kısmında A1 Kapital hisse senediyle ilgili bugün itibariyle kuvvetli satış yapmış. Alıcılara baktığımızdaki Oyak, Boha ve Osmanlı ön planda. CVK madencilik hisse senedi ardarda 4 taban yaptıktan sonra dün itibariyle analiz etmiş olduğumuz hisse senetlerinden de tepki gelmesini bekliyorduk. Bugün itibariyle hisse senedine tepki gelmiş olarak gözükmekte. Evet, Uşak Seramik hisse senedi genel çerçevede 2024 yılının en hareketli hisse senetlerine olduğunu ifade etsek de 12 TL'nin aşağısına inmeyi tercih etmiyordu. Bugün itibariyle yeniden 12 TL'nin aşağısına sarktı. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük fiyattan gün noktaladığı sonrasında hisse senedine esasen destek seviyelerinin 10 TL seviye olduğunu ifade edebiliriz. Aselsan hisse senedi 56-57 TL'lerden 63-64 TL'ye kadar yaklaşan hisse senedi bugün itibariyle kar satışları gelse de hisse senedi tekrardan yukarıya doğru hareket edeceğini düşünmüş olduğum hisse senetlerinden Ereğli Demir Çelik hisse senedi yavaş yavaş yukarıya doğru hareketini sürdürmeye devam ediyor. Oldukça ucuz kalan hisse senetlerinden de ve enerji sayısı senedi 70 TL kadar hisse senedi hareket ettikten sonra 55 TL kadar sert bir şekilde geriye çekildi. Şu an itibariyle yeniden yavaş yavaş yukarıya doğru hareket etmeye çalışsa da bir yeşil bir kırmızı hareketine bugün de devam etti. 70. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 825.693 TL. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.